Merhabalar. Bugün fişler düdüklümüzde taze fasulye yapacağız. Fasulyelerimizi bu şekilde hazırladık. Birazcık da suda beklettim. Bunları bu şekilde sularını süzdürüp tenceremize alıyoruz. Hepsini aktaralım. Evet, hepsini koyduk tenceremize. Üzerine bir büyük baş doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Şekilde. Soğanlarımızın üzerine de bir büyük baş domatesi doğradık. Bunları ekliyoruz. Bu şekilde gözüküyor. Sonra bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Bozduktan çıkarttım. Kavanozu açınca bozulduğu için eşim bu şekilde bir yöntem buldu. Kavanozdaki salçayı kilitli poşete aktarıp buzluğa atıyoruz ve kullanımı çok kolay oluyor. Size de tavsiye ederim. Sonraki malzememiz zeytinyağı. Bolca zeytinyağı ekliyoruz yemeğimize. Ve son olarak biraz da tuz ekleyelim. Ben biraz tuzlu yapıyorum yemekleri maalesef. Tuzlu seviyorum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra bir çay bardağı kadar da su ekliyoruz. Evet, bütün malzemeler bunlar. Şimdi tenceremizi kapatalım. Biraz soğuyor. Evet, kapağını kapattık ve ocağımızın altını da yaktık. İkinci kademeye çıkınca altını kısacağım ve yarım saat kadar kaynatmaya devam edeceğim. Bu şekilde ikinci kademede bu düdüklü dersiniz, altını dersiniz ötüyor. Onun için altını yarıma aldım. Şimdi sesi azalmaya başlayacak. Bu şekilde yarım saat kadar bekleyeceğiz pişmesini. Yarım saat doldu. Artık altını kapatıyorum. Ve içerisindeki basınçlı havanın çıkmasını bekleyeceğim. Daha sonra da kapağını açıp yemeğimizin durumuna bakabiliriz. Yavaş yavaş inecek. Evet, bütün basınçlar çıktı. Artık içinde hiç hava kalmadı. Açıyoruz. Evet, lokum gibi oldu. Gözüküyor. Karıştırayım bakalım. Zarar vermeden fasulyeleri. Suyu az koymamıza rağmen görüyorsunuz ne kadar çok suyunun kaldığını. Evet, yemeğimizin son hali bu şekilde. Güzelce servis yapıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun şimdiden.